Batıla destek olamayız. Hak nerede? Yerinde duracağız. Bazı kere tam hak bulamadık. Tam hak bulamasak da yine ne yapacağız? Şer var, ehveni şer var. Birinin zararı daha fazlaysa, birinin zararı daha azsa, o zaman da ehveni şerri de tercih etmemiz lazım. Çünkü ne buyurdu dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi Kudsesur Hazretleri? Ben rey atmam diyen, boşa atan en kötüye atmıştır. Evde dururum diyen en kötüsü kimse ona atmış hükmünde dışarı. Ahirete çıkacak derdi. E şimdi sen daha mı iyi biliyorsun kardeş? Onun için Müslüman akıllı olacak. Bazen de mahza hayır %100 düzgün bir şey de bulamıyorsun. E bulamıyorsun ama yine ne lazım? Tercih. Tercih lazım. Süleyman Gök'te şöyle derdi rahmetli mesela. Hiç kimsenin aklı almayacağı misaller verdi. Mekke'de seçim var. Adayın biri Ebu Cehil, adayın biri Ebu Talip. İkisi de kafir. İkisi de kafir. E ikisi de kafir. Peygamberimiz aday değil ki kardeşim. Ben reye gitmiyorum. Deme lüksün yok. Ebu Cehil gelirse ne olacağı belli Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Talip gelirse yönetimde, Ebu Talip'in de nasıl koruduğu belli. Öyle mi şimdi? Bir de peşine fetva verildi. Ebu Cehil'e rey veren kafir, Ebu Talip'e rey vermeyen de kafir. Ulan Ebu Talip de kafir. Kafire rey vermeyen kafir nasıl oluyor? İşte orada öyle oluyor. Karşıdaki aday Ebu Cehil'se öyle oluyor. Ehven-i şer bu demektir. Gidi Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin fetvaları. Ya bu iş çok ilim ister. Öyle az ilimle, maz ilimle. Ben bu düzeni desteklemiyorum. Ben rejime bağlıyım. Ben rey vermeyeceğim. Selefiler, Vahabiler zaten rey verilmez. Şirktir, miktir. Kardeşim, seni yöneten adam geliyor. O geliyor her tarafa içki koyacak. LGBT bilmem ne yapacak. Öbürü gelirse ona mani olacak, buna mani olacak. Tam hayır hiç bulamasan bile ne kadar zararı az olan varsa bari o gelsin de büyük zararları def etsin. Doğru mu konuşuyorum? Ha? Ama sizde de selefi kafası adam varsa zaten yatağını ayrı sersin. Bana ne yani ben? Ben sizin keyfiniz için konuşamam yani şimdi.